Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere öyle farklı bir köfte sunacağım ki tadına doyamayacaksınız. Görmüş olduğunuz malzemeleri kullanıyoruz. Malzemeleri zaten açıklamada bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Soymuş olduğumuz soğanları şöyle rondadan geçirmek üzere küçük parçalara ayırıyorum. İsterseniz yıkamış olduğumuz maydanozların da saplarını şöyle kesip ekleyebiliriz. Çekilen bu karışımı derin bir kabın içerisine alıyorum. Şimdi yavaş yavaş diğer malzemelerimizi de ekliyoruz. Burada yaklaşık 800 gram kıymam var. Birkaç dilim ekmeğin içine rondadan geçirdim. Siz galeta unu da kullanabilirsiniz. Bunu da ekliyorum. Daha sonra burada şöyle 1/4 bir çay bardağı süt var. Onu ekliyorum. Burada görmüş olduğunuz yumurtalardan bir tanesi çiğ, diğerleri pişmiş. Onu da ekliyorum. Yeterince tuz ekliyoruz. Artık sizin kullanmış olduğunuz malzemelerin miktarına göre. Ben 1,5 şeker kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı sarımsak tozu. 1 tatlı kaşığı salça, yarım kaşık karbonat, 1 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Bir güzel yoğuruyorum. Evet, bu şekilde yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum. 20 dakika dinlendiriyorum. Bu esnada ben de yumurtaları üzerinde kabuk kalmamasına dikkat ediyor. Bir tepsinin üzerine yağlı kağıdımızı alıyoruz. 20 dakika dinlenen karışımımızı tepsimize geçiriyoruz. Daha sonra bastırarak şu şekilde düzlemeye çalışıyorum. Burada 250 gram karışık havuç ve bezelyeden oluşan konservemiz var. Bunu kıymanın üzerine boşaltıyorum. Daha önceden bunun suyunu süzdürdüm.
kağıdın uç kısmından kaldırarak bu şekilde katlıyorum. Diğer kısmı da aynı şekilde bu tarafa doğru yatırıyorum. Şu baş kısımlarını da kapatmaya çalışıyorum. Bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi kağıdımı tekrardan kapatıyorum üstüne. Şu baş kısmını katlıyorum. Daha önceden ısıtmış olduğum fırına süreceğim ve 180 derecede pişirmeye bırakacağım. Bakalım ne kadar sürecek, onu da sizlerle paylaşacağım. Yaklaşık 40 dakika pişen köftemizi fırından alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kızarmış. Şimdi bıçakla kesiyorum, dilimlere ayırıyorum. Şöyle bir tanesini kaldırayım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde gözüküyor. Bazılarının içinde yumurta da gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları sırayla servis tabağımıza alabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi köftelerimiz hazır. Şimdi doku testi yapalım. Bakalım nasıl pişmiş mi? İyi pişmiş mi daha doğrusu? Hemen şöyle buradan birazcık bölüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi.